Eğirde'de bu tür birliktelikleri sağlamış olmak da güzel. Ön mesaj olarak bunu vereyim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Türkiye Lağcılık Federasyonu Başkanım, Sayın Basın Mensupları, Sayın Dagodavus, Üsküdar Kulüp Başkanlarımız, değerli üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz. Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Eti Dost'un 20. kuruluş yıldönümü kutlaması gala yemeğine hoş geldiniz diyoruz. Kulübümüz 1994 yılında kurulmuş olup amacı doğanın korunması hakkında insanları duyarlı kılmak, doğa sporlarını yaygınlaştırmak, insanları yaşadıkları çevreyle tanıştırıp doğa bilinci oluşturmak ve onları doğayla bütünleştirmektir. Dağcılık ve doğa sporlarını sevdirmek ve bu arada sporcu yetiştirmek kulübümüzün öncelikli hedefidir. 120 üyesi bulunan kulübümüzün amacı doğrultusundaki etkinlikleri başta dağcılık, doğa yürüyüşleri, kanyon geçişleri, dağ bisikleti, mağaracılık, kayak, kampçılık gibi doğa sporlarıdır. Ayrıca 2014 yılında uzun yıllardır triatlon yarışlarını Eğirdir'de yapmamızdan dolayı dernek olarak da başvuruda bulunarak triatlon branşında da federe olmuş bulunmaktayız. Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan yaz eğitimleri, arama kurtarma eğitimleri ve dağ kayağı eğitim kamplarına Isparta'da ev sahipliği yapmakta bünyesindeki antrenörleri ve antrenörleriyle her eğitimde yaklaşık 150 sporcunun eğitilmesinde rol almaktayız. 1994 yılında rahmetli Mehmet Savaş, Mehmet Çuhaoğlu, henüz gelmediler, görmedim, gelecekler, bekliyoruz. Hasan İnce, Nurtay Yatman, Temizli Kesiktaş ve Gültekin Tabanca tarafından derneğimiz kurulmuş bulunmaktadır. Nurtay Yatman, Gültekin Tabanca, Celalettin Nuri Uzun, Hüseyin Yiğitbaşı derneğimizin başkanlık görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Halen Durmuş Uçkun Başkanlığı'nda çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz üyelerinden Mehmet Savaş, Celalettin Nuri Uzun ve Ahmet Hasan Başoğlu'nu kaybederek büyük üzüntüler yaşadık. Kendilerini minnetle anarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Derneğimiz Başkanı Durmuş Uçkun halen Türkiye Dağcılık Federasyonumuzun yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Sezgin, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Çetin Meydan ise Triatlon Federasyonu İl Temsilciliğini yürütmektedir. Derneğimiz önemli tarihler olan 19 Mayıs'ta Dedegöl Dağı Zirve Tırmanışı, 29 Ekim'de Davraz Dağı Zirve Tırmanışı, 10 Kasım'da da Barla Dağı Gelincik Zirve Tırmanışlarını 20 yıldır binlerce dağcı ile gerçekleştirmiştir. Derneğimizin Eğirdir ekonomisine katkısını dernek yönetim kurulu üyemiz Çetin Meydan ve yardımcı doçent doktor Murat Çoğadar'ın ortak çalışmasıyla tespit etmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda 2013 yılında yapılan çalışmada 17 yıldır Dedegöl Dağı Dağcılık Şenliği'ne 10.515 kişisi il dışından 1243'ü İl içinden olmak üzere toplamda 11.788 kişi katılmış ve 1.161.718 Türk liralık bir ekonomik katkı sağlamıştır. Bu rakam 18. şenliğe 2.000 kişinin katılımı ile 12.500 kişiye ulaşmış ve 2014 yılında ekonomik katkısı 221.000 lira olarak 18 yıldaki toplamdaki Eğirdir ekonomisine toplam katkısı ise 1.383.000 Türk lirasına ulaşmıştır. Derneğimiz bölgede doğa sporları konusunda farkındalık yaratmış ve bölgemizdeki bilinçli doğa severlere örnek olarak ilimizde
Göldoks, İstudak, Takadoks kulüplerinin kurulmasına vesile olmuştur. Derneğimiz üyesi Çetin Meydan'ın yer önerisiyle Durmuş Uçkun, Fatma Gürbüz, Fatma arkadaşımız burada değil, birlikte yapılan bir yer tespiti çalışmasıyla hazırlanan rapor çerçevesinde Çandır'da Dağcılık Federasyonumuz bünyesinde Türkiye'nin en kapsamlı dağcılık eğitim tesislerinin açılması sağlanmıştır. Burada federasyonumuzun desteği ve Isparta Valimizin desteği olmuştur. 2006 yılında da bu olayı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çandır Dağcılık Eğitim Tesislerinde her yıl ortalama 800 dağcı ulusal ve bölgesel olarak birer hafta süren eğitim almaktadırlar. Toplamda ise 8 yılda 6400 katılımcı ile 7 gecelemeden 44800 çadırlı geceleme yapılmış olmaktadır. Bu kısa bir hesapla sadece ekmek tüketiminde, biraz ekonomiye vurgu yapmak istedik burada. Ekmek tüketiminde 44800 ekmek yapar ki ekmeğin tanesini 2 liradan hesap edersek 89600 liralık ekonomik katkı ortaya çıkıyor sadece ekmekte. Sadece otobüs ulaşımını düşündüğümüz zaman 6400 katılımcının harcaması 640.000 liraya ulaşmaktadır. 10 kalem üzerinden bu harcamaları hesaplarsanız bu rakam trilyonu aşmaktadır. Derneğimiz faaliyetlerini sürdürürken özel sektörden destek alamamaktadır. Evet, bu üzücü. Özellikle Dedegöl Dağcılık Şenliklerimizde üyelerimiz cebinden harcamalarla, çuvallarla fasulye, pirinç, un, kilolarca et, sebze alarak yine de binlerce kişiye yemek ikramında bulunmaktan kaçınmamıştır. En büyük destekçimiz yıllar boyu Eğirdir Belediyesi olmuştur. Kesintili bir dönemden sonra desteklerini aldığımız Eğirdir Belediyesi Belediye Başkanı Ömer Şengör'e teşekkür ediyoruz. 2009-2013 arası Dedegöl Dağı Dağcılık Şenliği'nde kesilen desteklerimizden sonra destekçilerimiz ise Isparta Belediyesi, Aksu Belediye Başkanlığı ve Yenişehir Bademli Belediye Başkanlıkları ve Kaymakamlıkları olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz, aramızdalar. Çoğu ilde bile bulunmayan derneğimiz benzeri oluşumlar 17 bin nüfuslu küçük bir ilçede Eğirdir'imizde bulunmaktadır. Eti dostum bu özelliğini vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda en büyük sıkıntımız genç neslin derneğimiz eğitim faaliyetlerine katılımının azlığıdır. Bu noktada hemşehrilerimizin çocuklarını ve torunlarını dağcılık eğitimlerine yönlendirmelerini beklemekteyiz. Hemşehrilerimizin yıllardır devam eden ve her yıl internet sitesinde de yer alan günübirlik gezilere katılımlarını da beklemekteyiz. Peki dostum, 20. yılı kutlama gala yemeğinde sizleri aramızda görmekten sonsuz memnuniyet duyduk. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kabuğuna sığınmış bir kaplumbağa misali, içine kapanmak yerine kafasını dışarı çıkartarak ağır adımlarla da olsa emin adımlarla ileriye yürümeye devam edeceğimizi ve derneğimizi, Eti Dost'u yaşatacağımızı belirterek saygılar sunuyorum. Federasyonu Başkanımız Alaaddin Karaca aramızda, kendisinin konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, çok değerli doğa sever, dağcı dostlar, bu güzel gecede sizlerle olmaktan, birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve Erzurum'daki dağcılarına da sizlere dolu dolu selam getirdiğimi
iletiyorum. Hocam, Eti Dost'un misyonunu çok iyi bir şekilde aktardı. Ben Eti Dost'u 1995 yılında Antalya'da Tahtalı Dağı'nda kurdum. Federasyon Başkanı olmadan önce. Ve daha sonra dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Eti Dost sadece spor yaptırmadı. Eti Dost, İsparta'nın, Eğirdi'nin turizm ateşeliği görevini yüklendi. Eti Dost, yılda hocamın biraz önce rakamlarla ifade etti, binlerce dağcının bölgeye gelmesini sağladı. Burada çekilen fotoğrafların, slaytların dünyaya dağıtılmasına katkı sağladı. Ancak bu süre içerisinde de bir dönem hariç dedi hocam. Ben o dönemi görmemiş olayım. Çünkü ben o dönemki arkadaşımı da uyarmıştım. Bakın bu Eğirdir'in başka bir şeysi yok. Biz Isparta'yı gençliğimizde bir gülüyle, iki halısıyla, üç kemik hastanesiyle bilirdik. Gençlik yıllarımızda bunu bilirdik. Ama şimdi artık Türkiye'de buna bir de dağcılık katıldı. Ve hatta biraz daha geçmişe gidersek, biraz önce seyrettiğimiz slaytlarda bayağı geçmişe gittik, arkalara gittik. Davras Dağı'nda biz bir dağ kayağı eğitimi başlatmıştık. Bu dağ kayağı eğitiminde o zaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün tek bir dağı vardı. Orada da hizmetli yoktu. Biz dağcılar arasında nöbetleşe yemek çıkardık. Eğirdi'nden de kumanyaya destek aldık. Ve o dağ evi daha sonra Davras'ın doğmasına ve bugüne gelmesine neden oldu, sebep oldu. Onun için gerçekten arkadaşlarımız turizmdeki, iç turizmdeki ve dış turizmdeki katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ayrıca. Artı geçmişten bugüne kadar valilerimizi tanıdım, kaymakamlarımızı tanıdım, belediye başkanlarını tanıdım. Özellikle federasyon başkanı olduktan sonra. Her geldiğimde ziyaretlerine gittik, kendilerine amacımızı anlattık ve büyük desteklerini aldık. Kulübümüze de büyük destek verdiler. İnşallah bundan sonra bu destek devam eder. Dağcılık sporu halk arasında geçmişte çok bilinmiyordu. Dağcılık nedir? Niye dağa gidiyorsunuz? Altın mı arıyorsunuz? Hazine mi arıyorsunuz? Para mı arıyorsunuz? Gibi sorularla muhatap oluyordu. Aslında dağcılık sporu doğayla yarışması olan, düşmanlık, kin oluşturmayan spor dallarımızdan bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Ata sporumuz, güreşte dahi hiç arzu edilmeyen haberler okuyoruz medyada. Dopingle veya işte kavgalarla haberler okuyoruz. Ama bunların hiçbir tanesi dağcılıkta yok. Çünkü rakibiniz dağlar. Ben kurulduğundan bugüne kadar emeği geçen ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan arkadaşlarımızı, büyüklerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Yattıkları yerde utanmasınlar. Diğer sağ olan arkadaşlarıma da, hayatta olan arkadaşlarıma da ömür boyu mutluluklar ve başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarak birlik ve bütünlük içinde bir yaşam temenni ediyorum. Hediye takdimimizi yapacağız. Dernek başkanımız Ruhum Şuşkun'u aramıza alalım. Efendim, Sayın Kaymakamımız Doktor Yalçın Yılmaz'a hediyesini vereceğiz. Ruhum Şuşkun arkadaşımız takdim edecekler.
Abdurrahman Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Kaymakam Bey, buyurun. Tekrar iyi akşamlar. Aslında Çetin Hocam konuşmayla ilgili organizasyon yaparken ben konuşmayayım, başkanım çok güzel açıklayacaktır dedim Orhan. Ancak tabii Çetin Hocam kuruşlardan hesap edince biraz beni takip etti tabii konuştuğu konuşmalar. Kuruşlardan, milyarlardan, trilyonlardan bahsetti. Aslında tabii yapılan işi kuruş hesabına döktü. Aslında bu koca koca insanların bu dağlara çıkması bir duygudan. Yani bazıları insanlara dağa çıkın derken bu insanların hayır bu dağın sahibi biziz. Size vermeyiz derecesine o dağlara çıkmaları ve o doğa sevgisiyle aslında buluşmaları, insanları buluşturmaları, bütün hesapların, bütün değerlerin üzerinde ben o açıdan bu insanları, bir de 20 sene olmuş, az değil. O açıdan bu emeği veren, bu noktaya getirenler ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu fedakar insanların. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nice 20 seneler diyorum. Teşekkür ederiz. Durmuş Hocam, ayrılmıyoruz. Efendim, Sayın Belediye Başkanımız aramızda bir aslında çok arzu ediyordu görevi kendisi. Ama bir ufak bir rahatsızlığı varmış. Katılamadı. Selamları var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, Dağcılık Federasyonu Başkanımız Alaaddin Karaca hocamızı davet ediyorum. Kendisine hediyemizi takdim edeceğiz. Evet. Alaaddin Hocam'ı bırakmıyoruz. Durmuş Hocam. Senin yerine alabiliriz. Tabağı da götürme. Orada muhafaza edersin. Sayın Başkanım, bundan sonraki hediyeleri siz takdim edin lütfen. Evet, Yeniçağ Belediyesi, Yeniçağ Vadeli Belediye Başkanımız Mustafa Erben'i hediyesini almak üzere davet ediyorum. Evet, Yeniçağ Vadeli Belediyesi uzun yıllardır bize destek veriyor. Mustafa Başkanım da sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Aksu Belediye Başkanımız Ali Kaya aramızda hediyesini almak üzere bekliyoruz. Evet, Ali Başkanım da destekleri sürekli bizimle. İlçe Emniyet Müdürümüz Yasin Orakoğlu. Evet, filmimizi yanmak üzere. Federasyon Başkanımız bekliyorlar. Evet, her türlü spor aktivitesinde yük düşüyor teşkilatımıza. Evet. Sizi unutmayız. İlçe Sağlık
Grup Başkanımız Doktor Nazif Aydın. Her türlü birlikte siz de varsınız, bizim de siz var olun. Hala devam ediyor yüreğimizde. Mehmet Savaş, merhum Mehmet Savaş adına Murat Savaş'a hediye takdim edeceğiz. Murat Bey. Evet, o biraz önce ismini andığımız kurucularımız Eritre'ye çok şey kattılar. Bunun farkındayız. Evet, merhum başkanımız Celalettin Nuri Uzun aramızda sonra bir kalp krizi geçirdi. O şekilde kaybetmiştik. Hediyesini Abdurrahman Sinan arkadaşımız alacak ve takdim edecekler. Mehmet Şuhaoğlu, Mehmet Bey. Evet, sorun olacak. Son hediyemizde aramızda bulunan Sparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, İlgilenmeniz üyesi aynı zamanda. Fevzi Bey de Sparta Turizm'in gelişmesi noktasında çok ciddi çaba harcıyor. Yıllardır da beraber çalışıyoruz. Dernek başkanlarımız, diğer dernek üyelerimiz, Etidos, Göldos, Üstüdak, Arkadox tanıtım noktasında birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Evet, biz başkanımıza vuracaktık ama dedi ki, ya benim de bir hediyem var dedi. Bunu takdim etmek istiyorlar. Durmuş Uşkun arkadaşımız, Etidos Derneği Başkanı, kendisini bekliyoruz. Evet, sürpriz. Teşekkür ederim.